Türkiye Barolar Birliği'ndeki seçim, dünkü çıkan sonuç, Erin Sağkan'ın artık yeni başkan olması, Metin Feyzoğlu'nun yenilgisi, bu çok konuşuluyor. Yani ne kadar iktidar medyası konuşmasa da bu önemli bir son dakika gelişmesiydi. Dün verilmemiş olsa da sevgili izleyiciler, o kuruluşlar tarafından. Niye? Çünkü bunun sadece bir seçim olmadığı ifade ediliyor. Bu yorumlar önemli. O yüzden bu seçime gelen süreci, yaşananları bir daha hatırlamak ve okumaya çalışmak gerekiyor. Bu seçim neden sadece bir seçim olarak yorumlanmıyor? Anatomisine bakalım. Bir seçim. Barolar Birliği'nin seçimi. Başkanı seçilecek. Hepsi bu. Normal şartlarda, normal bir ülkede hepsi bu. Olağanın dışının normale dönüştüğü bir ülkede ise bir seçim sadece bir seçim olmuyor. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki başkanlık seçimi gibi. Tek kişi tarafından yürütülen bir sistemin bir küçük simülasyonunu mikro ölçekte biz Türkiye Barolar Birliği'nde yaşadık. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumla Türkiye Barolar Birliği'nin dışarıya yansıttığı görüntü çok örtüşen bir görüntü. Bu öyle bir seçimdi ki Barolar Birliği Başkanı'nı seçti, sadece hukukçulardan değil, neredeyse her alandaki insandan bir yorum geldi. Ne sıradandı ne de sıradan olarak yorumlandı. Ankara Barosu Başkanı Erin Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı. Diğer aday ise 8 yıldır Barolar Birliği'nin koltuğundaki Metin Feyzoğlu'ydu. Yarışta koşulların adaleti de tartışıldı. Feyzoğlu'nun ardına Beştepe'yi alarak bir dönem daha başkanlığı hedeflediği de. Tabii tüm avukatlara değil, değil mi? Çetrefilli ve meşakkatli bir süreçti. AKP'nin lebalep kongreleri yapılabilirken baroların genel kurulları pandemi gerekçesiyle ertelendi. Ama kongrelerdeki ertelemeler çıkarılmak istenen düzenlemeler için geçerli değildi. İş düzenlemelere gelince hız ışıkla yarıştı. Türkiye Barolar Birliği'nin delege yapısı da seçim yöntemi de AKP ve MHP'nin oylarıyla değişti. En fazla nüfuslu, yani en çok avukatın üye olduğu illerin temsil oranları düşürüldü. Az nüfuslu illerin temsil oranları artırıldı. Ankara Barosu'nun geçen dönem 53 delegesi varken şu anda 8 delegesi var. İstanbul Barosu'nun 140'a yakın delegesi varken şu anda 14 delegesi var. 40 ya da 50 üyesi olan bir baromuzun 4 delegesi varken 21 bin üyesi olan Ankara Barosu'nun sadece 8 delegesi var. Çoklu baro düzenlemesiyle barolar bölündü. İstanbul'a ikinci baro kuruldu. O çoklu baro ki 80 baro başkanı karşı çıkmış, bunun için Ankara'ya yürümüştü. Birlik seçimlerine müdahale olduğuna haykırmış, Ankara'da polisin sert müdahalesi de onları durduramamıştı. Onlar durmadı, ancak Feyzoğlu da onların yanında durmadı. Onların yanında durmak yerine hükümet yetkilileriyle görüşüyordu. Onlar da tavrını Feyzoğlu'na sırtını dönerek gösterdi. Bir kez daha cümle aleme. Bağımsız savunmayı yok etmek amaçlı olarak çoklu baro projesi adı altında yürütülen ve baroların içini boşaltıp sesini kısmayı ama temelde de yurttaşın sesini kısmayı, yurttaşın elindeki teminatı almayı hedefleyen o yasa tasarısına karşı çıkmadığı gibi arka kapılar arkasından bunu destekleyen tutumu. Maç öncesi değiştirilen kurallar skorda bekleneni vermedi. 76 milyonun Cumhurbaşkanı'nı seçtiği... Kızmayın Sayın Başbakanım. Güzel bir şey. 2014'teki Danıştay törenindeki o sert tartışmanın ardından köprünün altından akan sular ve tam bir nereden nereye hikayesinin geldiği noktada kaybetti Feyzoğlu. Bu değişiklik asla avukatların baroların çatı örgütü konumunda bulunan bir yerde bir yönetim değişikliğinden ibaret bir şey değildir. Bir dönüşümün habercisi olarak yorumlandı bu sonuç. Devlet içerisinde bir şekilde haksız olarak kurumları ele geçiren kişilerin artık yavaş yavaş ayrıldığını göreceğiz. Çünkü bürokrasiden de zaten iktidara çok büyük bir tepki var. Şu anda duyduğumuz kadarıyla yolsuzluk dosyaları siyasi partilere adeta kamyonlarla yağıyor. Yeni başkan Erin Sağkan da Barolar Birliği'ndeki yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir yansıması olarak yorumladı. Tek kişi vurgusu yaparak. Maalesef tek bir kişinin şahsi düşüncesine, kanaatlerine ve gelecek kaygılarına terk edildi. Türkiye'de avukatlar
yaşanmakta olan sürecin değişimine ilişkin özel bir işaret verdiler diye düşünüyorum. Bu toplumsal anlamda ciddi bir mesaj olacaktır. Mesaj verildi, dönüşüm için kıvılcım oldu yorumları ortak. Peki bundan sonrasında ne olacak? Cevabı Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erin Sağkan'da. Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumak noktasındaki görevini de çok ama çok etkin şekilde yürütecek bir Türkiye Barolar Birliği'ni çok kısaca özetle geçmiş dönemden çok farklı bir Türkiye Barolar Birliği'ni mutlaka ki ortaya koymak zorundayız.